Cevaplı test 1'deyiz. İlk sorumuzda ne demiş? 3x-12 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş hocamız. Kolaydan başlamış. 3x-12 eşittir 0 ise 3x eşittir 12, x de buradan eşittir 4 bulunur. Dolayısıyla cevabımız E seçeneğidir. İkinci soruda 5x-11 eşittir 0 denkleminin tam sayı çözümlerinin kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş yine 5x-11 eşittir 0. Buradan 5x eşittir 11. X de buradan 11 bölü 5 çıkar. Cevabımız B seçeneği değildir. Çünkü tam sayı çözümlerinin kümesini sormuş bize. Burada 11 bölü 5 tam sayı kümesine dahil değil. Dolayısıyla buradan bizim çözümümüz E şıkkı olan boş küme olur. Üçüncü soruda mx eksine eksi 2 eşittir 0 ifadesi x değişkenine bağlı bir birim yerli bir denklemdir demiş. Bu denklemin tek bir çözümünün olduğu bilindiğine göre aşağıdaki söylenenlerden hangisi ya da hangileri kesin doğrudur diye sormuş. Hemen yazalım. Mx eksine eksi 2 eşittir 0. Mx eşittir n artı 2. Buradan da x eşittir n artı 2 bölü m'dir. Buradan m paydada olduğu için, bölüm durumunda olduğu için m eşittir 0 olamaz. Bu bilgiyi bir önce yazalım. Buradan m ve n birer reel sayıdır demiş. Evet, reel sayıdır. M 0'a eşit olamaz demiş. Evet, eşit olursa belirsizlik olur. Olmaz. Üçüncü öncülde de M eşit değil 0. Evet, bunu zaten burada yazdık ama N eşit değil 2'dir diyor. Şimdi N'nin 2'ye eşit olmasına engel olacak bir durum var mı burada? Görebiliyor muyum? Göremiyorum. O yüzden buna kesindir diyemeyeceğimden buradan cevabımız C seçeneği olur. Dördüncü soruda mx artı 3x artı 2'ne eşittir 3 ifadesi x değişkenine bağlı bir bilinmeyenli bir denklemdir demiş. Bu denklemin çözüm kümesinin tek elemanlı olduğu bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur demiş. Bir kere ifademizi yazalım. Mx artı 3x artı 2n eşittir 3. 2n'yi bu tarafa atıyorum. Bunu da x parantezine alıyorum. Yani m artı 3 çarpı x eşittir 3 eksi 2n'dir. Buradan x eşittir 3 eksi 2n bölü m artı 3 olur. Buradan çözümün tek elemanlı olması için m eşittir eksi 3 olmamalıdır. Yani burası eşit değil 0 olmalıdır. Onun dışındaki her durumda m'nin çözüm kümesi tek elemanlıdır. Buradan da cevabımız C seçeneği olur. Beşinci soruda 3x eksi 18 eşittir 0 denklemini sağlayan x değeri x çarpı y eksi y eşittir 15 denklemini de sağlamaktadır demiş. Buna göre y kaçtır diye sormuş. Hemen 3x eksi 18 eşittir 0. 3x eşittir 18. X de buradan eşittir 6 bulunur. Bunu da kalkıp bu denklemde yerine yazacak olursak yani xy eksi y eşittir 15. Y parantezini alalım. Y parantezinde x eksi 1 eşittir 15. Hemen 6 yerine yazalım. Y çarpı 6 eksi 1 eşittir 15. Y çarpı 5 eşittir 15. Buradan da Y eşittir 3 bulunur. Cevap da A seçeneğidir.
Altıncı sorumuzda ax artı b eksi 3 eşittir 5x eksi 6 ifadesi x değişkenine bağlı bir bilinmeyenli bir denklemdir demiş. Bu denklemin sonsuz tane çözümünün olduğu bilindiğine göre demiş. A eksi b farkı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Eğer ifademizi düzenleyecek olursak 5x'i bu tarafa atayım, 6'yı da bu tarafa atayım. Evet, o zaman ax eksi 5x artı b artı 3 eşittir 0 olur. Buradan yan tarafa yazayım. X parantezini alırsak a eksi 5x artı b artı 3 eşittir 0'dır. Bu eşitliğin sağlanması için de a'nın ve b eksi a eksi 5'in ve b artı 3'ün 0 olması gerekir. O zaman x'e hangi değeri verirseniz verin sonuç 0 çıkar. O zaman a eksi 5 eşittir 0, b artı 3 eşittir 0'dan buradan a eşittir 5, b eşittir eksi 3 bulunur. Bunların farkını sorduğundan bunları birbirinden çıkaracak olursak a eksi 5, a eksi b, a eksi b eşittir 5 eksi eksi 3'ten 8 bulunur. Buradan da cevap E seçeneğidir. 7. sorumuzda 3ax artı 2b eşittir 9x eksi 6 ifadesi x değişkenine bağlı bir bilinmeyenli bir denklemdir demiş. Bu denklemin çözüm kümesinin boş küme olduğu bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur demiş. Bu ifadede 9x'i ve 6'yı eşitliğin bu tarafına atarsam şurada yazıyorum. 3ax 9x'i diğer tarafa attım. Eksi 9x artı 2b. Eksi 6'yı da diğer tarafa atınca artı 6 eşittir 0 dedim. Buradan x'ler ortak, o zaman 3a eksi 9x artı 2b artı 6 eşittir 0. Buradan da çözümün boş küme olması için bu katsayının 0. Bunun da eşit değil 0 olması gerekir ki bir eşitsizlik oluşsun. Yani 0, 0'a eşit olmayan bir şey eşit olamaz. Dolayısıyla buradan da çözüm boş küme gelir. O zaman buradan 3a eksi 9 eşittir 0'dır. 2b artı 6 eşit değil 0'dır. Buradan a eşittir 3, b eşit değil eksi 3 çıkar. Buradan da cevabımız C şıkkı bulunmuş olur. 8. soruda bir ifade vermiş, bir denklem ve soru demiş ki ifadesi x değişkenine bağlı bir bilinmeyenli bir denklemdir demiş. Bu denklemin çözüm kümesinde hiç eleman olmamasını sağlayan m ve n için aşağıdaki söylenenlerden kaç tanesi tek başına yeterlidir diye. Çözüm kümesinin hiç elemanının olmaması demek çözüm kümesi eşittir boş küme olması demektir. O zaman ifademizi yazalım. M eksi 3 x artı 6 n artı 7 eşittir 3 x eksi 5. O zaman 3 x'i bu tarafa, 5'i de eksi 5'i de bu tarafa atarsak M eksi 3 x eksi 3 x artı 6 n artı 7 eksi 5 artı oldu. Artı 5'ten 12 eşittir 0. Buradan x'ler ortak olduğu için m eksi 6 x artı 6 n artı 12 eşittir 0 olmalı. Buradan m eksi 6 eşittir 0. 6 n artı 12 eşit değil 0 olmalı ki çözüm kümesi boş küme olsun. O zaman buradan m eksi 6 eşittir 0'dan m eşittir 6'dır. Buradan da 6n artı 12 eşit değil 0'dan 6n eşit değildir eksi 12, n de eşit değildir eksi 2 gelir. Buradan
Hangilerini söyledi, hangisi tek başına yeterlidir diyor. Bakın buradan sıfıra sıfır olursa bir denklem oluşur ve çözüm kümesi olur. Bu değildir. M eşit değil eksi 3'tür diyor. Öyle bir şey bulmadık. M 3'e eşit olursa, M 3'e eşit olsa bir şey fark etmiyor. Bir şey, yine bir denklem oluşuyor. Bir çözüm kümesi oluşuyor. Bu da değil. M 6'ya eşit değil diyor. Hayır. M 6'ya eşit olmalı. Bakın burada bulduk. Dolayısıyla bu da yanlış. M eşittir 6. Evet. 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 Sonra da M eşittir 6 iken N eksi 2 eşit değildir diyor. Evet. Bu tek başına yeterlidir. Bu tek başına yeterli değildir. Çünkü burada N'nin eksi 2 eşit olduğunu söylememiş ama E şıkkı 5. öncül E şıkkı diyorum. Bu kümenin çözüm kümesinin boş küme olduğunu bize belirttiği için sadece 5. öncül yeterlidir. Buradan da sadece bir tane olduğundan cevap E şıkkı olur.